Merhabalar dostlar. Şimdi ondalık sayılar konusundayız arkadaşlarım. Hemen odaklanmasını bir ayarlayalım şu videonun. Şöyle bir başlayalım odaklanmasına. Ve bakalım ilk kağıdımız ne diyor? Diyor ki size verilen bir rasyonel sayıyı ondalık sayıya nasıl çevireceksiniz? Bunu öğretiyor dostlar. Şimdi ondalık sayı dediğimiz şey aslında virgüllü sayı. Bir rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirmenin yolu şu dostlarım. Paydasını yani alttaki kısmın 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 gibi onun kuvveti şeklinde yapacaksınız dostlar. İlk işiniz bu. Paydası 10 değilse sen 10'a çevireceksin. İşte 100 değilse 100'e çevireceksin. Ya da 1000 değilse ya da işte 10.000 değilse sen 10.000'e, 100.000'e, 10'a, 100'e bu şekilde yapmaya çalışacaksınız paydayı. Eğer payda 10, 100, 1000 gibi bir şeyse işiniz gayet kolay. Hemen ne yapıyorsunuz dostum? Şimdi bakın bunu nasıl yazacaksınız? 5'i yazıyorsunuz. 5'i yazdık. Yani üst kısmı aynen yazıyoruz. Bak mesela burada da üst kısım 17 ya, 17'yi aynen yazıyor. Ya da 7 ya, 7'yi aynen yazıyoruz. 263 demiş, 263'ü aynen yazıyor. Sonrasında işin şu, sondan başlayalım biz şurayı halledelim ilk önce. Bakın kaç tane sıfır var, yani paydası ne bunun? 100. Kaç tane sıfır var? 2 tane. En sağdaki sayıdan başlıyorsun. 2 tane sıfır olduğu için 2 tane geriye doğru geliyorsun, bak 1 ve 2 diyorsun. İkinciyi dedikten sonra virgülü çakıyorsun dostum. Demek ki 263 bölü 100 2,63 olarak yazılıyormuş. Neymiş kural? Kaç tane sıfır varsa paydasında 2 tane mi var? 3 tane olsaydı 3 tane sayı gelecektim. 4 tane olsaydı 4 tane sayı gelecektim diyeceksin. Sonra virgülü çakıyormuşuz hemen. Şimdi buna bakalım. Şunu hallediyoruz şimdi. Dostlar bakın kaç tane sıfır var? 1, 2 tane. Şimdi 7'den itibaren 2 tane rakam geriye geleceğim. E hocam 7'den başka rakam yok. Aslında olay neydi dostlar? Hani 7 sayısının başında ne vardır? Hep istediğin kadar sıfır vardır. Böyle bir sürü sıfır yazabilirsin. Ama bu baştaki sıfırlar okunmadığı için biz bunu sadece 7 olarak okurduk. Şimdi hemen şöyle bir sürü sıfır yazalım biz buraya. 3 tane yazdım sıfırımı. Kaç tane sıfır vardı paydada? 1, 2 tane. O zaman 1, 2 tane geri geldim. Hemen şuraya da sıfırımı, virgülümü çaktım. Ne oldu dostum bu? Bakın 0, 0, virgül, 0, 7. E virgülden önceki sol taraftaki sıfırların sayısı önemli değil. Bir tane bıraksan yeterlidir bizim için. Yani 0, virgül, 0, 7'dir dedik. Şimdi geldik buna. 17'nin de hemen başına birkaç tane sıfır koyalım. Paydamızda kaç sıfır var? 1, 2 tane. O zaman 1, 2 dedim. İkinciden sonra virgülümü çaktım. 0 virgül 17 olarak da bu yazılıyormuş. Şuna gelelim. Sadece 5 var. Başına şöyle birkaç tane sıfır attık. Bir tane sıfır var. Bakın gördüğünüz üzere paydamızda 10 olduğu için 10'da bir tane sıfır var. Demek ki bir sayı geri geleceğim. Yani direkt 5'ten sonra hemen virgülü çaktım. Yani 0,5 olarak da bu yazıldı. Peki hocam paydamız 10, 100, 1000 gibi bir sayı değilse ne yapacağız? İlk işiniz 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri haline dönüştüreceksiniz. Şimdi 2'den sonraki onun kuvveti olan ilk sayı kaç kardeşim? 10 var zaten. Birinci kuvvetidir onun. Onun birinci kuvveti 10. Onun ikinci kuvveti 100. Onun üçüncü kuvveti 1000 diye gidiyorlar. Biz şimdi paydamızı 10'a yakın olduğu için 10 yapmaya çalışacağız. Peki buranın 10 olması için kaçla genişletmeliyim ben bunu? 5 ile. Bakın 5 ile çarptığımda ne oldu? 35 bölü 10 haline geldi. Hemen virgüllü sayı olarak, ondalık sayı olarak yazalım. 35'i yazdık. Paydada kaç tane sıfır var? Bir tane. O zaman en sağdan bir sayı geri geldim. Virgülü de çaktım. 3,5 demekmiş. Bizim 7 virgül 7 bölü 2 dediğimiz şey. Zaten 7'yi 2'ye bölerseniz ne çıkar? 3,5 çıkar. İşte 3,5. 3,5 diye de okunur bu kardeşim. Peki şunu halledelim. Bakın paydası 25. 25 100'e daha yakın değil mi dostlarım? O yüzden 100 yapmaya çalışalım. 4 ile çarpalım burayı. 4 ile çarparsak 48, 4 ile çarparsak 100 oldu. Artık kolay gerisi.
48'i yazdık. Hadi başına da bir iki tane sıfır koyalım. Bir iki sıfırımız var geri geleceğimiz. Bir iki tane geldim virgülü çaktım. Demek ki 0,48'miş dedik. Pekala, hadi şimdi biraz daha sorular çözelim. İyice öğrenelim bunu dostlarım. Şöyle hemen bakın, burada bir sürü soru hazırladım arkadaşlar. Her birini bu tarafta ne yapacağız? Ondalık sayıya çevireceğiz. Burada da ondalık sayıyı rasyonel sayı haline dönüştüreceğiz. Hadi bakalım, şimdi ilk önce ondalık sayıya çevirelim. Şimdi paydamız 5 ise ne yapacağız? Biz bunu 10 yapmaya çalışacağız. O yüzden 2 ile genişletiyorum burayı. 2 ile genişletirsem 8 bölü 10 oldu. 8'i yazdım, başına bir 0 koydum dostlarım. Aşağıda bir tane 0 olduğu için 8'i bir 0 geriye geleceksin. Buraya düştü virgülümüz. 0,8 haline geldi. Peki şuna bakalım. Paydayı 5 ile çarpalım ki 100 olsun. 5 ile 39'un çarpımı, şuraya bir yapayım. 5 kere 9 45, elde var 4. 5 kere 3 15, 4 de elde 19. Bölü 100 oldu bu. 195 bölü 100. Şimdi 195'i yazıyorum. Paydamda 2 tane 0 olduğu için 1, 2 tane geriye geldim. Ve ikinciden sonra da virgülü çaktım. 1,95'miş bizim sayımızın yazılışı. Şuna geldik arkadaşlarım. 125. Biz bunu 8 ile çarparsak paydamız 1000 olur. 8 ile çarpalım hemen. Yukarısı 8, aşağısı 1000 oldu. Şimdi 8'i yazıyorum buraya. Tabii başına da birkaç tane sıfıra ihtiyacım olacak. Şöyle yazdım. Aşağıda kaç sıfır var? 1, 2, 3 tane sıfır var. Sayalım. 1, 2, 3 dedikten sonra virgülü çaktım. 0,008 oldu arkadaşlarım. Cevap da burada zaten. 7 bölü 4. Şimdi biz bunu ne yapalım dostlar? 10 yapamam. 4 ile bir şeyin çarpımı 10 değil. O zaman 100 yapalım biz bunu canım kardeşim. Peki 100 yapmak için kaçla çarpmalıyız? 25 ile. Hemen çarpıyoruz. 7 ile 25'in çarpımı 175. Bölü 100 oldu burası. 175'i yazıyorum. 2 tane sıfırım olduğu için 1, 2 sayı geri geldim. Virgülü çaktım. 1,75 olarak da bu yazıldı. Şimdi geldik. Bize verilen ondalık sayıyı rasyonel sayı yapmaya dostlar. Bu daha kolay bir kısım, inanın bana. Burada da şöyle yazıyorsunuz. Sayıyı sanki virgül yokmuş gibi baştan sona yazıyorsunuz. 0,04 değil mi kardeşim bu? Hatta baştaki 4 sıfırlar sayılmazdı. Sadece 4 diyorsun. Bölü virgülden sonra kaç tane sayı var? 2 tane. Demek ne demekti bu virgülden sonraki sayıların sayısı? Aşağıdaki sıfırların sayısıydı değil mi? Demek ki bakın burası 100 olacakmış. 2 sıfırlı onun kuvveti olacak. O da 100. İşte 4 bölü 100. Hatta 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 50. Bir daha 2'ye bölünüyor 1. Bir daha 2'ye bölünüyor 25. 1 bölü 25'i bulduk. Şimdi kuralı bir daha söylüyorum. Sayıyı aynen yazıyoruz. Hiç virgül yokmuş gibi 625 dedik. Bölü, şimdi buraya 1'i yazıyorsun. Kaç tane 0 yazacağını. Virgülden sonra kaç sayı var? 2 sayı var. 2 tane de 0 yazıyorsun. 625 bölü 100. Hatta 25'e bölelim. 625'i 25 kalır. Onu 100'ü 25'e bölersek de 4 kaldı. 25 bölü 4'müş dedik. Şimdi bir daha yapalım. Sayıyı hiç virgülsüz yazıyorum. 2125 diyorum. Bölü 1'i yazdım buraya. Kaç sıfır var? 1, 2, 3 sıfır var. 1, 2, 3 tane de sıfır yazdık. Hemen ne yapalım bunu? 125'e bölerseniz şunu 125'e böldüğümüzde 17 geliyormuş. Bunu 125'e böldüğümüzde 1000 zaten 125'in 8 katıydı. Şurada da görmüştük onu. Şunu yapalım hemen. Rasyonel sayıya çevirelim. Sayıyı aynen yazdım. 105 bölü 1'i yazdım. 1, 2 tane de 0 çakıyor. 105 bölü 100. Hatta 5'e bölelim bunu. 21. 5'e bölelim bunu da. 20 mi geliyor arkadaşlarım? 21 bölü 20 çıktı. Şimdi biraz da toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapacağız ondalık sayılarla ilgili. Bu da çok kolay kısım arkadaşlarım. Rasyonel sayılarda toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapabiliyorsan bu ondan da onun gibi yapacaksın diyeyim. Ondan daha kolay demeyeyim de bir tık daha uzun işlem yapacağız sadece. Şöyle ki ben hepsini şöyle yapıyorum dostlarım. Normal böyle ondalık sayılarda çıkartma yapmıyorum da hepsini şeye çeviriyorum, rasyonel sayıya. Bakın 312 bölü 100 demektir bu. Eksi bu da 9 bölü 10 demekti. Hemen paydalarını eşleyelim. 10'la çarpalım bunu. 10'la genişletelim. 90 bölü 100 olsun.
Şimdi çıkartması kolay. 312'den 90'ı çıkartıyorum hemen. 2'den 0 çıktı 2. 11'den 9 çıktı 2. Burada 2 kaldı. Aşağıya düştü. 222 bölü 100 oldu dostum. Bu da ne yapıyorduk? 222'yi yazıyorum. 2 0 olduğu için 1, 2 sayı geri geldim. 2.22 yaptı. Şuna bakalım hemen. Bakın 4 dediğimiz şey 4 bölü 1. Eksi 1135 bölü 1, 2, 3 sıfırlı sayımız 1000. Artı 207 bölü 100. 2 sıfırı var virgülden sonra. Hemen hepsini 1000 yapalım bunları. Şurayı 10 ile çarpalım. Şöyle olsun. Burayı da 1000 olması için 1000 ile çarpalım. 3 sıfır eklemiş olurum. 1000 ile çarpalım. 4000 oldu. Bak şimdi ne diyor? 4000'den 1135'i çıkart diyor. Hemen çıkartalım şöyle kenarda. 4000'den 1135 çıksın. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 3 çıktı. 6. 9'dan 1 çıktı. Ne kaldı burada? 9'dan 1 çıkar. 8. 3'den 1 çıktı. 2. Şuranın sonucu 2865 bölü 1000 oldu. Bir de 2070 ile toplayın diyor bunu. Hemen toplayalım 2070 ile de. 5 olur. 13 oldu elde bar 1. 9 oldu. 4 oldu. Yani 4935 bölü 1000 çıktı burası da dostlarım. Hemen 3 sıfır var. O zaman 1, 2, 3 tane geri geliyorum. Virgül şuraya gelecek. 4,9935 oldu. 4,935. Hadi şunu da yapalım. Şimdi bu 18 yazılıyor. 1, 2, 3 sayı olduğu için 1000 oldu burası. Eksi. 18 yazıldı. 1, 2 sayı olduğu için 100 yazdık. Artı 18'i yazdık. 1 sayı olduğu için de 10 dedik. Hepsini 1000 yapalım. 10 ile çarpalım burayı. 180 bölü 1000. 100 ile çarpalım. 1800 bölü 1000 oldu. Şimdi işlemi yapıyorum. 18'den 180 çıkıyor dostlarım. Hemen çıkartalım. 180'den 18'i çıkartırsak. 10'dan 8 çıktı 2. 7'den 1 çıktı 6. 162 ama küçükten büyük çıktığı için eksi 162 bölü 1000 oldu burası. Artı 1800 var bölü 1000. Şimdi yine 1, 1, eksi 1 artı. Yine çıkartma yapacağız. 1800'den 162'yi çıkartacağız. 10'dan 2 çıktı 8. Burası ne oldu? 9. 9'dan 6 çıktı 3. 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6. 1 de aşağıya düştü. 1638 çıktı burası dostlarım. Bölü 1000'i var bir de. Bölü 1000 dediği için de virgülü 1, 2, 3 sayı geri getirip virgülü attık hemen. Şimdi geldik çarpmaya. Hemen şunu yapalım. Bu neydi? 4 bölü 1000 demektir. Çarpı bu da 15 bölü 10 demektir dostlarım. Hemen yapalım işlemimizi. 4 ile 15'in çarpımı 60 bölü 1000 ile 10'un çarpımı 10.000 yaptı. Birer sıfır sildim şöyle. Birer tane sıfır sildik. 6 bölü 1000. Yani 6'yı yazdım. Başına da şöyle sıfırlarımızı yazalım. 1000 dediği için 3 tane sayı geri geleceğiz. 1, 2, 3 sayı geri gelip 0'ı virgülü çaktık. Yani baştaki şu sıfırı söylemeye gerek yok. 0,006'dır bu işlemimizin sonucu. 6'dan sonraki sıfırların da çok önemi yok. Bakın buraya bir sıfır atmış ama söylemeseniz de olur. Hatta şöyle bile yapsanız 600 deseniz de olur. Bir sıfır daha atsanız olur. Buradan sonraki sıfırların da önemi yoktur. Geldik şuna. Şimdi bu 3 bölü 10 demek. Eksi şu parantezin içini bir yazalım. 25 bölü 100 demektir. Çarpı 1 bölü 10 demektir bu da. Şimdi bir daha düzenleyelim. 3 bölü 10 eksi. Burası da 25 ile 1'in çarpımı bölü 100 ile 10'un çarpımı da 1000 yaptı. Şurayı da 1000 yapmak için 100 ile çarpalım. Burası da 300 olsun. 300'den 25 çıkarsa 275 kalır. Bölü 1000 var bir de dostlarım. Şimdi 275'i yazdık. 3, 1, 2, 3 basamak geri geleceğiz. 1, 2, 3 basamak geldim virgülü çaktım. Başına da 0'ı koydum. 0,275 yaptı. Şimdi geldik buna. 10 çarpı 4 bölü 10. Hatta 10'lar gitti. Bak burası direkt 4 çıktı. Şuna bakalım. 20 çarpı 3 bölü 100 diyelim buna da. Birer sıfır gitsin. 6 bölü 10 oldu bu da dostlarım. Ne oldu? 6 bölü 10 oldu burası da. Yani 4 artı 6 bölü 10.
Hatta bunun paydası 1'dir. 10'la genişletelim. 40 bölü 10 olsun burası. Demek ki ne oluyormuş? 46 bölü 10'muş dostlarım. 46'yı yazdım. Bir sıfır da geri geliyorum. Yani bir sayı geri geldim. 4.6 çıktı sorumuzun cevabı. Çok soru yazmışız ya. Bu kadar çok uzun süreceğini zannetmiyordum ben. 15 dakika oldu. Daha 2 kağıt bitirdik. Hadi bakalım. Sıra geldi buna. Evet, yine toplama, çıkartma, çarpma, bölmedir dostlarım. Şuradaki sorularımız. Hemen halledelim burayı da. Bu neymiş? 2 eksi 4 bölü 10 demekmiş burası. Şöyle yaptık. Çarpı, şurayı da yapalım. 239 bölü 1000 demektir bu. Artı, bu da 361 bölü 1000 demekti. Peki toparlayalım şurayı. 10 ile burayı çarpıyorum. 20, 4 çıkartıyorum. 16 bölü 10 çarpı. Şunları toplayalım. 500 yapıyorlar. 61 ile 39'un toplamı da 100 yaptı. 500, 100 daha 600 bölü 1000 de burası geldi. Şimdi 600'ün bir sıfırı, bunun yine bir sıfırıyla gitsin. Ne oldu? 6 ile 16'nın çarpımı 96. 10 ile de 10'un çarpımı 100. 96 bölü 100 çıktı dostlarım. Bu ikisinin çarpımı. Bir yerde bir hata mı yaptık acaba? Çünkü cevap 0.8 diyor. Şurası acaba eksi miydi? 500, 600 bölü 1000 oldu burası. Biz bir hata yapmadık arkadaşlarım. Bu da 0.96 geldi. Belki cevabı yanlış yazmışızdır. Çok önemli değil. Bir daha siz bir daha bir kontrol edin ama arkadaşlar. Belki de işlem hatası yaptım ya. 20, 16 bölü 10. Burası tamam. Burası da 600 bölü 10. Çarp diyor. Çarptık. Acaba böl mü diyordu? Ya bak, böl diyebilir ha. Bölme olabilirdi. Şu aradaki işaret. Neyse, önemli değil. Biz buradaki yazılanın doğru sonucunu bulduk sonuçta. Peki şuna gelelim şimdi. 1 eksi 94 bölü 100 demektir bu. Çarpı, şuraya bakalım. 14 bölü 10 ile 60 bölü 100 demektir ama biz 6 bölü 10 yazalım bunu da. Peki toparlıyorum. Şununla şunu çarptım, 100. 100'den 94 çıkarsa ne kaldı? 6 bölü 100'ü de yazdık. Çarpı. Bunu da toplarsak 20 bölü 10 yaptı dostlarım. Şu birer sıfırlar gitsin. 2 kaldı burada. 2 ile 6'nın çarpımı 12 bölü 100 oldu. Yani 12'yi yazdık. 1, 2 sayı geri gelip virgül atıyoruz. Virgülden önce de bir sıfırı çaktık. 0,12. Şimdi işte asıl üniversite sınavında sorulursa da böyle sorular soruluyor dostlarım daha çok. Bu ve bundan sonrakiler diyelim. Şu yine ilk baştaki gibi de çıkmaz da hani şöyle bakın. Üstte de altta da böyle kesirli ondalıklı sayılar var. Kesirli ifade içinde arada toplama çıkartma yine üstte ve altta ondalık sayılar şeklinde olacak. Peki bunlarda ne yapacağız öğretmenim? Direkt virgül kaydırma yöntemimiz var dostlar. Yukarıdan kaç tane kaydırabilirsen aşağıdan da o kadar kaydırırsan sonuç değişmiyor. Yani şunu diyor, virgül kaydırma yöntemi bak. Şu virgülü bu üstteki sayıdan bir virgül sağa kaydırdım. Alttakinden de kaydırırsan şu anda hiçbir sıkıntı yok dostum. Üstten bir tane daha kaydırıp alttan bir tane daha kaydırabiliyorsan hala bir sıkıntı yok. Şu anda hala doğru yoldasın demektir. Alttan bak bir tane daha kaydırabiliyorum. Virgülü buraya getirdim. Yani bu alttaki sayı oldu 1. Artık baştaki sıfırlar gitti. Virgül en sona kaydı. Ama üstte hocam virgül kaydıracak yer kalmadı. Eğer virgül kaydıracak yer yoksa üst tarafta bir sıfır çakıyorsun. Yani 40 yapıyorsun orayı. O zaman 40 bölü 1 cevabın 40 geliyor. Bak bir tane daha yapalım daha iyi anla. Şimdi üstten bir virgül alttan da bir virgül kaydırdık. Alttan bir tane kaydırabiliyorum. Üste kaydıracak yer kalmadı. Bir sıfır çaktım. Yani bu virgülü getirdim. En sona attım artık. Ne oldu bu? 120 bölü 12 oldu. Şimdi burada da yapalım. Virgül burada değil artık. Buraya getirdim. Buradaki de burada değil. Buraya getirdim. Şimdi bir virgül daha kaydırıyorum. Bak buradakini sildim. Buraya getirdim. Artık burada ne kaldı? 3 kaldı aşağıda. Ama burada sayı kalmadı. Virgül hareket ettirecek yer yok. O yüzden virgülü silip bir sıfır atıyorum. Yani 150 bölü 3 oldu bu da. Arada da artı var. 120'yi 12'ye bölersek 10. 150'yi 3'e bölersek de 50. 50 ile 10'un toplamı da 60 yaptı. Şuna da bakalım. Hadi birer virgül kaydıralım. Kaydırdık. Bir virgül. Birer tane daha kaydırdık. Alttan bir kaydırıyorum ama üstte yer yok, sıfır attım. Yani ne oldu? 240 bölü 6. Artı.
Şimdi bir kaydırdık, bir daha kaydırdık. Üstten de kaydırdık. Artık burada değiller virgüller. Bak buradan bir kaydırdım, buraya getirdim. Burada kaydıracak yer yok, sıfır yazdım. Artık 180 oldu üst taraf. Şimdi burada bir kaydırma hakkım daha var. O zaman bir sıfır daha yazdım. Yani 1800 bölü 3 oldu. Şimdi 246'ya bölersek 40 kaldı. 1800'ü 3'e bölersek de 6, 2, 0 kaldı. Yani 640 oldu toplamlarımız. Hadi şimdi iki tane daha soru çözüyoruz bununla ilgili. Virgül kaydırma sorusu arkadaşlarım. Bakın alttan bir virgül kaydırıyorum. Virgül artık buraya geldi. Ama üstte zaten virgül yok. O zaman bir sıfır çakıyorsun. Altta virgül aldım, buraya getirdim. Üstte virgül yok, bir sıfır çaktım. Yani 33 çift 0 bölü 33 oldu. Hatta bu da nedir? Yaparız birazdan gerçi onu da. Çarp. Şimdi buraya gelin. Bir virgül kaydırdım bakın buradan buraya. Burada kaydıracak yer yok, bir sıfır attım. Yani yukarısı 22, aşağısı da 220 oldu. Şimdi 33'e böldüm 1, 33'e böldüm 100 kaldı burada. 100 çarpı 22'ye böldüm 1, 22'ye böldüm 10 kaldı. 1 bölü 10 oldu. 100 bölü 10 oldu bu da dostlarım. 100'ü de 10'a bölerseniz cevap 10 çıkar. Evet geldik buna. Virgül kaydır, yer yoksa 0 at. Virgül kaydır, yoksa 0 at. O zaman ne oldu? 1200 bölü 3. Hatta bu da 400 yapar. Arada eksi var. Şimdi buna gelelim. Virgül kaydır, burada da kaydı. Virgül kaydır, virgül kayacak yer yok 0. Virgül kaydır, kayacak yer yok 0. O zaman 500 bölü 5. Yani 100. 400'den de 100 çıktı. 300 oldu. İşte sorarlarsa da bu son çözdüğümüz 5 soru gibi sorarlar dostlarım. Şimdi geldik devirli ondalık sayıya dostum. Devredenli sayı. Şimdi hepinizin elinde cep telefonunuz var, hesap makineniz var. Cep telefonunun hesap makinesine hemen şu işlemi yazın. 1 bölü 3 diyeyim. Bakın ne çıkacak arkadaşlarım. 1 bölü 3 dediğiniz zaman şöyle bir şey çıkar ekranda. 0.333333 diye sonsuza doğru giden ifade. İşte devreden dediğimiz şey bu. 3 burada sürekli devrediyor. Bir sonrakine devrediyor. Yine 3 yapıyor. Bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonsuza kadar gidiyor. İşte biz böyle sayılara devirli, hem devirli hem de virgüllü sayı deriz. Yani virgüllü sayılara ne diyorduk? Ondalık sayılar. O zaman bunun adı ne oldu? Devreden ondalık sayılar. Yani devirli ondalık sayı oldu dostlarım. Şimdi bu devirli ondalık sayıların nasıl rasyonel hale getirildiğini öğreneceğiz dostlar. Önce bakın hemen 0.3333 devrediyor. Devreden hangisi ise bakın bu şöyle yazılır. 0.3 ve 3 devrettiği için devredenin üstüne bir çizgi çizersiniz. Bak şurada da gösterelim. Şimdi 13.6667. Bakın burada devreden neresi? 6 değil. 6 3 defa yazılmış, bitmiş. Ama 7'ye bakın. 7'den sonra gitmiş ..7 devam ediyor. Yani burada devreden sadece 7. O yüzden sadece 7'nin üstüne çizgi çizdim. Şuna bakalım. Şimdi sayıyı yazıyorum. 22.17342. Bak burasında da 42, 42, 42 gidiyor. Demek ki 42 devrediyor. O yüzden 42'nin üstüne çizgi çizdim dostlarım. Şuna bakalım. 8,6222 diye gidiyor. Demek ki 2 devrediyor. Sadece 2'nin üstüne çizgimi çizdim. Peki hocam. Tamam, devirli göstermeyi anladık da biz. Bize devirli verilen bir sayıyı biz rasyonel sayı haline nasıl dönüştüreceğiz? Nasıl olacak? Kesirli şekilde nasıl yazacağız biz bunu? Şimdi bunu öğrenelim. Dostlar şurada formülü yazdık. Olay şu bakın. Şimdi biz ilk önce şu aşağıda harfli bir sistemde yazdım bakın bir sayı. Hatta bunu şöyle yapayım ben. Ya da burada gösterelim daha güzel olsun. Şimdi bizim burada devredenimiz hangisi? Bakın CD, CD, CD. Demek ki CD'nin üstünde olacak sadece çizgi. Bunu gösterdik. Şimdi kural şu. Sayının tamamını yazıyorsunuz önce. Bakın kesir çizgisi çiziyormuşuz. Üst tarafa sayının tamamını yazıyormuşuz. Tamamı dediğin şey şu. Virgüllü, devredenli olup olmadığını umursamıyorsun. A, B, C, D diye sayıyı komple yazıyorsun.
Mesela hemen bir örnek. 7,863 diyelim. 63 devret. Şimdi ne yapacağız biz bunu? Sayıyı aynen yazıyoruz. 7,863 diye. Araya eksiği koyduk. Virgül varmış yokmuş ya da devreden varmış yokmuş umursamadan aynısını yazıyor. Bu bir. Eksi devretmeyen kısmı. Bakın bizim harfli ifademizde devretmeyen kısım şurası değil mi? Şu kısım CD devrediyor ama AB kısmı devretmiyor. İşte AB iki basamaklı sayısını yazıyormuşuz. Yani örneğimize bakarsak 63 devrediyor ama 78 devretmiyor. O yüzden buraya 78'i yazıyorum. Eksi 78. Bölü. Şimdi alt tarafa geldik. Dostlar bu alt tarafı yazarken virgülden sonrasıyla ilgileniyorsun. Bunu sakın unutma. Artık virgülden önceki kısmı kapatabilirsin. Bak kapattım A'yı. Ya da bizim sorumuza, örneğimize bakarsak 7'yi kapatıyorum artık. Peki ne yazıyorum hocam bu paydaya? 9'lar 0'lar ne? Buradaki olay da şu. Devreden sayısı kadar 9 yazıyorsun. Yani virgülden sonrasına bak. Kaç tane harf devrediyor ya da kaç tane rakam? C ile D. 2 rakam devrediyor dostlar. O yüzden buraya 2 tane 9 yazıyorsun. Devretmeyen kadar da 0. Bak önce devreden kadar 9 9. Devretmeyen kaç tane var virgülden sonra? Bir tek B var. Bir tane olduğu için de bir tane de 0 yazıyorsun. Sorumuza gelelim. 7'yi kapattık. Şimdi paydayı yazıyoruz. 2 tane devrediyor. 6 ile 3. O zaman 2 tane 9. Bir tane de devretmeyen var. Bir tane de 0. Yani 990 olacakmış. Şimdi tabii ki bunu örneklerle daha da iyi anlayacağız inşallah. Hemen şuna gelelim. Şimdi bakın burada devreden 24. Şu bir dursun elimizde. Şimdi sayıyı önce şöyle bir yazalım. 1.24 ve 24 devrediyor. Hadi gelin bunu kesirli olarak yazıyor. Şimdi sayıyı aynen yazalım. 124. 1. 2. Devretmeyen kısım. Sadece 1 devretmiyor değil mi dostlarım? O yüzden 1. Bölü. Şimdi virgülden sonrasına ilgileniyorum. Aşağıyı yazarken. Devreden kadar 9. 2 tane sayımız devrediyor. 2 ile 4. O zaman 2 tane 9. Devretmeyen kadar 0. La hocam devretmeyen yok virgülden sonra. O zaman sıfırdır. İşte budur. Yani cevap 123 bölü 99'dur arkadaşlarım. Hatta 3'e bölelim 41 olur. 3'e bölelim 33 olur. 41 bölü 33'müş dostlar. Şimdi geldik şuna. 0.3'ü hemen ne yapalım? Devredip devretmediğine bakalım. Şimdi neydi kural? Sayıyı aynen yaz. 0.3. Hatta 0.3 demeyelim ona. Baştaki 0 okunmazdı. Sadece 3. Eksi devretmeyen kısım. Sadece 0 devretmiyor. 0 yazacağız o zaman. Bölü. Şimdi virgülden sonrasına bakıyorum. Sadece bir sayı devrediyor. O yüzden 9 yazıyorum. Devretmeyen sayı olmadığı için 0 yazmıyorum. O zaman 3'ten 0 çıktı. 3 bölü 9. Arkadaşlar şuna da isterseniz alışın. Bakın 0.5 devreden. Bu direkt 5 bölü 9 değil. 0.7 devreden. 7 bölü 9 değil. 0.8 devreden. 8 bölü 9 diyeyim buna da dostlarım direkt. İşte 0.1 devrediyorsa 1 bölü 9 diyeyim dostlar buna da. Bakın 0.3, 3 bölü 9. Eksi 0.2 devreden o zaman 2 bölü 9. Yani 3'ten de 2 çıktıysa 1 bölü 9 kaldı sorumuzun cevabı. Evet. Hemen devam ediyoruz. Bir kağıt daha aldık elimize. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki A sayısı 1.5 devreden, B sayısı da 2.3 devreden. Buna göre 1 bölü A artı 1 bölü B. Şimdi isterseniz ilk önce 1 bölü 5'i, 5 devredeni şöyle bir düzgün hale çevirelim. Şimdi sayının tamamı 15. Devretmeyen kısım 1 bölü devreden kadar 9. O da bir tane devrediyor. Devretmeyen yok. O zaman bu kadar. Demek ki A neymiş arkadaşlarım? 14 bölü 9. Şimdi B'yi bulalım. 2.3 devreden. Sayının tamamı 23. Eksi devretmeyen 2 devretmiyor. Bölü devreden kadar 9. Devretmeyen sayı olmadığı için virgülden sonrasında 0 yazmıyoruz. Bu da ne yaptı? 21 bölü 9. B eşittir 21 bölü 9 yaptı. Hadi şimdi bunları yerine yazalım. Şöyle oluyor. 1 bölü A yani 1 bölü 14 bölü 9. Artı
1 bölü b yani 1 bölü 21 bölü 9. Peki yukarıda 1 varsa ne yapın demiştik? Takla attırın buna. 9 bölü 14 artı 9 bölü 21 oldu bunlar da dostlarım. Peki şunu 3'e bölelim biz. 3 olsun. 3'e bölelim 7 olsun. 3 bölü 7. Şimdi 2 ile de genişletirsek bunu. Bakın 9 bölü 14 dursun. Artı burayı 2 ile genişletelim. 6 bölü 14 oldu. Paydalar eşit oldu. Yani 15 yaptı. Bölü ortak paydamız da 14. 15 bölü 14 geldi. Şuna bakıyoruz hemen dostlarım. Aslında aynı soru. Bence videoyu burada durdurun. Kendiniz deneyin hatta. Şimdi bunu çevirmesi daha kolay. Neydi? 4 bölü 9 demiştik. Y ne olur? 8 bölü 9. Hadi yerine yazalım. 1 bölü 4 bölü 9 olur. Artı 1 bölü 8 bölü 9 olur. Yani bu 9 bölü 4'tür. Artı bu da 9 bölü 8'dir. Hatta bunu 2 ile genişletelim. 18 artı 9 bölü 8 olur. Yani 27 bölü 8'dir sorumuzun cevabı. Şunu şimdi devirliden kesirliğe çevirelim. Sayının tamamı 0,76 yani 76. Eksi devretmeyen kısım 0,7 yani 7. Bölü virgülden sonrasına bakıyorum aşağı yazarken. Bir sayı devrediyor o yüzden 1,9. Bir sayı devretmiyor o yüzden bir tane de 0. Yani ne çıktı? 76'dan 7 çıkarsa 69 bölü 90. 3'e bölelim 23. 3'e bölelim 30. Sadeleştirmeyi de yaptık. Şimdi şunu yapıyoruz. Sayının tamamı 1023'tür. Eksi devretmeyen kısım yani 102. Bölü aşağıyı yazarken virgülden sonrasını yazıyoruz. Kaç sayı devrediyor? Bir tane. 3 devrediyor. Kaç sayı devretmiyor? 1, 2 tane. O yüzden 2'de 0. Sonucunu size bıraktım dostlar bunun. Şuna geldik arkadaşlarım. Sayının tamamı 29. Eksi devretmeyen kısım 2 bölü devreden kadar 9 devretmeyen sayı yok virgülden sonra eksi. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü bir sayı devrettiği için bir tane de 9 yazdım buraya. Bölü şu kolaydı zaten direkt 1 bölü 9 dedik. Şuraya bakalım 27 bölü 9 oldu burası. 27 bölü 9 burası da 11 bölü 9 oldu bölü 1 bölü 9 da burada var. 27'den 11 çıkarsa 16 bölü 9 bölü 1 bölü 9. Peki birinci aynen duruyor 16 bölü 9 çarpı ikinciyi de takla atıp çarpıyoruz. 9'ları da siliyoruz 16 bölü 1'den 16 kaldı sorumuzun cevabı. Evet dostlar ondalık sayılar da bu kadardı işte arkadaşlarım gayet kolay. Gerekirse videoyu bir daha bir dinleyin isterseniz sonra hemen soru çözümüne girişin gobeller. Hadi öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.